Bazı insanlar çalışarak ve yetenekleriyle zengin olmaya başlar. Zengin olmayı herkes istiyor ve bunun için gerçekten ciddi bir mücadele gerekir. Başka türlü ya zengin çocuğu ya da bir banka soymanız gerekecektir. Tabii bütün bunlara ihtiyaç duymayan çok şanslı insanlar da vardır. Bu videoda buldukları keşif sayesinde zengin olan şanslı insanlara bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara, balina kusmuğu. Ambergris, balina kusması için kullanılan süslü bir kelimedir. Çok ender bulunduğu için kullanıldığı esas kombinasyonlara değer katar. Doğal olarak sperm balinasının sindirim işleminin sonucunda oluşan salgı olduğu biliniyor. Umman'ın Kureyat bölgesinde Khalid Al-Sinani isimli balıkçı ve iki arkadaşı ispermeçek balinası kusmuğu buldular. Yüzen altın olarak da adlandırılan ambergris, parfüm endüstrisinde kullanılıyor. Sinani ve arkadaşları yaklaşık 80 kilogram kadar kusmuk buldu ve değerinin 2.8 milyon Amerikan doları edildiği öğrenildi. 9 numara, 200 bin dolar değerinde altın para. John Stonerer Collectibles sahibi Jeff Biddleman akrabalarından birinin 20 yıldan uzun bir süre önce terk ettiği evi temizlemeye yardıma gitti. Aşağıdaki katta bir çuval eski demir parayı sürüklerken yukarıdaki duvarların birinde bir delik olduğunu gördü. İlk kat iyice aranınca bir sürü altın para ortaya çıktı. Biddleman toplamda 8500 dolar buldu. Ancak paraların gerçek değerinin 200 bin dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. 8 numara, beyzbol kartı bulan kadın. 72 yaşında olan Kaliforniyalı Bernice Gallago, evinin bodrumunda Amerika'nın ilk profesyonel beyzbol takımının kartını buldu. Eğer arkadaşı duruma müdahale etmeseydi, 1869 Cincinnati Red Stockings kartını internet üzerinden 10 dolara satacaktı. Kartın önünde tüm takımın jelatin gümüş, sepya bir fotoğrafı var. Arka kısmında ise New York spor malzemeleri üreticisi Peck Snyder'ın kırmızı beyaz reklamı bulunuyor. Gerçekliği kanıtlanan kartın ön yüzü nispeten çizilmemişti. 19. yüzyıldan kalan kart, açık arttırma ile 75.285 dolara satıldı. 7 numara, 27 bin dolarlık tablo. Alman bir öğrenci Berlin bit pazarından 215 dolar verip bir çekyat aldı. Eve gelip çekyatı katlarken içinde gizlenmiş bir şey olduğunu fark etti. Kans Kettler açık arttırma merkezine göre 25 cm 38 cm ölçülerindeki küçük yağlı boya tablo Hamburg resim açık arttırmasında 27.630 dolara satıldı. Mısır'a kaçmaya hazırlık atlı eserin yaratıcısı bilinmiyor. Fakat tarzının Venedikli Carlos Arakene'nin 1605-1620 yılları arası eserlerine yakın olduğu düşünülüyor. Öğrencinin ismi ise açıklanmadı. 6 numara, şanslı müteahhit. Banyolar para saklamak için ideal yerlerden biri olsa gerek. Ohio'da yaşayan müteahhit Bob Keys, Erie Gölü kenarında bulunan 83 yıllık evi yıkarken banyo duvarına gizlenmiş Büyük Burhan döneminden kalma 182 bin dolar buldu. Keys, evin sahibine bulduklarını söyledikten hemen sonra paranın nasıl bölüneceğine dair tartışmalar çıktı. Olay ev sahibi ve müteahhit arasında sonradan yasal bir savaşa dönüştü. Yarı yarıya bölüşmeleri bekleniyor. 5 numara, bağımsızlık bildirgesi. Bağımsızlık bildirgesinin resmi kopyasını 4 dolara alan kimliği gizli bir adam, Adamstown'daki bit pazarından 4 dolar vererek yırtık bir tablo aldı. Eve geldiğinde çerçeveyi resimden ayırdığında, çerçevenin arkasında katlanarak gizlenmiş bağımsızlık bildirgesinin 500 resmi kopyasından birini buldu. John Dunlap tarafından 4 Temmuz 1776'da basılan belge okunabilir durumda olup, günümüzde bulunan 24 kopyadan biri. 4 dolara alınan belge, Sotheby's'te açık artırmaya çıkarıldı ve yeni sahibi 2 milyon 420 bin dolar ödeyen Donald Scherer oldu. 4 numara, 1.2 milyon dolar değerindeki tablo. Indianalı birisi bir zamanlar duvarlarında bir delik gizlemek için bir resim aldı. Birkaç yıl sonra bir tahta oyun oynarken aynı görüntüyü gösteren bir kart keşfettiler. Bir uzmanı kontrol etmeye çağıran bu şanslı kişi, Martin Johnson Haight tarafından daha önce bilinmeyen bir tablo sahibi olduklarını keşfetti ve 1.2 milyon dolar değerinde. 3 numara, Sayın Albans Horn. Bazı insanlar yıllarca böyle bir şansa sahip olamazken, diğerleri ilk denemelerinde ikramiyeyi vurdu. İngiltere'den Wesley, kendine basit bir metal dedektörü satın aldı ve ilk kullandığı Hertfordshire'daki Aziz Albans yakınlarındaki bir ormanda 55 altın renkli roka keşfetti. Bu buluntuların değeri ise tam 260 bin dolar. 2 numara, film posteri. Somerville'deki bir pazarda Laura Stoffer eski bir filmin posterinin bir kopyasını satın aldı. Eve döndüğünde karton tabakanın arkasında bir şey olduğunu anladı. İçeride Batı cephesinde tüm sessizlik için 20 bin dolar değerinde bir poster keşfetti. Borçlar altında olan kişinin bu para sayesinde yükünün azaldığı belirtildi. 1 numara,
Sahil kenarında gördükleri taş benzeri cismi inceleyen bir kişi cismin taş olmadığını anladı. Bıçakla içini açan adam gördükleri karşısında hayrete düştü. Bulduğu bu cisim bir taş değil, organik bir canlıydı. Adı Puyara Schlensis olan bu canlı nadir görülen canlılardan. Piyasada oldukça pahalı olan bu canlıdan ne kadar kazandığı ise açıklanmadı.